Bir önceki videoda Santiago Şili'deki Santiago Şili'deki ortalama günlük en yüksek sıcaklığı güne bağlı değişen bir fonksiyon olarak bulmuştuk. Peki Santiago neresi? Hatta Şili neresi? Şili Güney Amerika'da Arjantin'in komşusu. Arjantin'in batı sırtı diyebiliriz. Santiago da onun başkenti, baş şehri. Evet neyse bu kadar genel kültür yeter. Günleri saymaya da 7 Ocak'tan başlamıştık. 7 Ocak ilk gün ya da 7 Ocak gün 0. Ve tabii ki de işimiz burada bitmemişti. Bize bir de bize bir de sıcaklığın 20 dereceye ulaştığı ilk ilkbahar günü 7 Ocak'tan kaç gün sonradır diye sormuşlardı. Burada ilkbahar günü konusuna çok dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Bunun sebebi sıcaklığın 20 dereceye ulaştığı 2 günün olması. Bakın, burası 20 derece ise grafiği iki noktada kesiyoruz. Yani bir burada, bir de buradaki günde 20 dereceye ulaşıyoruz. Ve bu noktaların hangisinin ilkbaharda olduğunu, bir ilkbahar günü olduğunu bulmamız lazım. Burası yazsa, ve tabii bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Güney yarım kürenin yazı, kuzey yarım kürenin, yani bizim bulunduğumuz yarım kürenin kışına denk geliyor. Tahminen biliyordunuz. Evet. Eğer burada yaz mevsimi yaşanıyorsa yazdan sonra gelen mevsim hangisi? Sonbahar. Sonra kış, sonra da ilkbahar. Değil mi? Bunun için de buradaki değeri almamız lazım. Buradaki günde de ortalama en yüksek sıcaklık 20 derece ama sonbaharda olduğu için aradığımız gün bu değil. Ama burası bir ilkbahar günü ve ortalama en yüksek sıcaklık 20 derece. Tabii ki ilkbaharın ilk günü değil. Ortalama en yüksek sıcaklığın 20 dereceye ulaştığı ilk ilkbahar günü. Evet, bu nokta ilkbaharda olduğu için aradığımız noktanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de buradaki denklemle az oynayıp, bu konu hakkında biraz düşünelim. 20 dereceye ulaşmak istediğimize göre, buraya 20 derece yazalım. 20 eşittir 7,5 çarpı kosinüs 2 pi bölü 365 çarpı gün artı 21,5. İki taraftan 21,5 çıkarınca burada eksi 1,5 kaldı. Bu da buna eşit olacağı için kopyalayıp yapıştıralım. Evet, aynen böyle. Denklemi önce kosinüsü bulmak ve nihayetinde buradaki günü bulmak için çözmeye çalıştığımızdan dolayı kosinüse geldiğimizde ufak bir mola vereceğiz. Evet, nerede kaldık? İki tarafı da 7,5'e bölelim. Bunu yapınca sol tarafta eksi 1 virgül 5 bölü 7 virgül 5 eksi 1 bölü 5 eder. Hatta bunu da 0 virgül 2 olarak yazalım. Yazıyorum. Eksi 0 virgül 2 eşittir. Kosinüs 2 pi bölü 365 çarpı gün. Yani 7 Ocak'tan sonra geçen gün sayısı. Şimdi çok ama çok dikkatli olup hemen paldır küldür ters kosinüs fonksiyonunu uygulamak yerine bunun bize hangi açıyı verdiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru açıyı bulduğumuza emin olmamız lazım. Neden mi? Çünkü kosinüsün bize bu noktayı değil, buradaki noktayı vermesi lazım. Şimdi burada olup biteni anlamanın en kolay yolu bir birim çember çizmek. Hemen bir tane çizelim. Özellikle ters trigonometrik fonksiyonları uygularken bunu hep yaparım çünkü bazı sayıları hemen hesap makinesine koyup da neyi niçin yaptığımı bilmeme hoşuma gitmiyor. Birim çemberi çizelim. Birim çemberi çiziyorum. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Ve tahminen bildiğiniz gibi birim çember merkezi orijinde yarıçapı da bir birim olan bir çember. Evet, bunu daha önce birçok kez çizdik. 7 Ocak burası, ve 7 Ocak'ta yaz mevsimindeyiz. Günler geçtikçe kosinüs değeri yani açı artacak ve burada sonbahara gelmiş olacağız. Burası kış ve burası da ilkbahar olacak. Şimdi, eksi 0,2 değerini veren açıyı arıyoruz, öyle değil mi? Burası eksi 1 ise, eksi 0,2 aşağı yukarı burada bir yerde olacak. Ve gördüğünüz gibi bizi bu noktaya getiren iki açı var. Birisi bu, sarıyla çiziyorum. Diğeri de buradaki. Onu da sarıyla çiziyorum ama bu diğerinden daha büyük bir açı olacak. İsterseniz saat yönünün tersine dönebilir ya da bir sonraki ilkbahara geçmek isterseniz bu açıya 2 pi ekleyebilirsiniz. Peki hangi açıyı istiyoruz? Tabii ki de ilk ilkbaharda olanı öyle değil mi? Bu kadar detaya girmemizin sebebi şu, eğer düşünmeden eksi 0,2'nin ters kosinüsünü alacak olursak, bunun yerine buradaki açıyı elde ederiz. Evet, gelin hesap makinesinde bakalım. Ters kosinüs eksi 0,2 neymiş? 1,77. Burası 0'dı. Burası pi, yani 3,1459 ve burası da 1,77 pi'nin yarısından biraz fazla. Gördüğünüz gibi hesap makinesi kullanıp eksi 0,2'nin ters kosinüsünü aldığımda tam da dediğim gibi buradaki açıyı elde ettik. Yaklaşık olarak 1,77 radyan. Ama biz bunun yerine buradaki açıyı bulmak istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? İsterseniz 2 pi'ye kadar gidip bundan yani 2 pi'den 1,77 çıkarabiliriz. Hemen yazayım. 2 pi eksi 1,77 ve bu işlemi yaptığımızda bu açının yaklaşık değerini elde edebiliriz. Hesap makinesine 2 çarpı pi yazalım ve bundan 1,77'yi çıkaracağız. Az önce bulduğumuz cevap 1,77 olduğu için önceki cevabı çağır tuşuna basalım ve 4,511 elde ettik. Bunun doğru olup olmadığını anlayabilmek için bu değerin pi ve 2 pi arasında olup olmadığına bakabiliriz. Pi 3,14159 olduğuna göre 2 pi 6,28 bir şey olacak değil mi? Burası yine pi. O halde bulduğumuz değer gerçekten de pi ve 2 pi arasında. O zaman bu açı gerçekten de doğru açı. Ama daha işimiz bitmedi çünkü kosinüsü eksi 0,2 eden açının hangi açı olduğunu bulduk ama unutmayın asıl bulmak istediğimiz şey, esas bulmak istediğimiz 7 Ocak'tan sonra kaç gün geçtiği. O halde 2 pi bölü 365 çarpı d 4,511'e eşit olacak. Hemen yazalım. Evet burası yaklaşık olarak 4,511'e eşit olacak. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. 2 pi bölü 365 çarpı 7 Ocak'tan sonra geçen gün sayısı eşittir 4,511 yaklaşık olarak. Eşitliğin iki tarafında bunun tersiyle çarpalım. Çarpı 365 bölü 2 pi. Bunlar birbirine götürecek ve devamını hesaplamak için de hesap makinesi kullanalım bu cevabı alalım. 365 ile çarpıp 2 pi'ye bölelim. Evet, sonuna geldik. Cevap, yuvarlarsak 262 gün. Yani 7 Ocak'tan sonra 262 gün geçmesi gerekiyormuş. Bu kadar.